kaleye kendimi koymak istemiyorum tabii ki. Muslera ederim ben. Oynadıklarım arasında Muslera'yı sayabilirim. Kaleye uzak bir mesafe Muslera! Çok kritik bir kurtarış! Muslera! Sağ beke Gökhan'ı koyarım. Hani gelişini bildiğim için, nasıl bir kendini geliştirdiğini bildiğim için. David Aurelio'ya attıydı. Gökhan David'e gönderdi. Gökhan üç alımlarla geliyor. Gökhan vurdu ve gol oldu. Gökhan Gönül 67. dakika. Luciano'yu sağ stoper olarak kullanırım. Onun da tekniğini, o gollerdeki bitiriciliğini, stoperden çok skora katkı yaptığını bildiğim için. Arkada bomboş kaldı. Top çekti. Luciano! Sol stoper'e Egemen Korkmaz'ı koyarım. Çünkü hem çok sevdiğim için, duygusal bir bağ olduğu için, hem de hakikaten karakterli ve takıma sahip çıkabilecek bir oyuncu olduğu için. Diego Egemen ve topu alırdı. Maça golle başladı Fenerbahçe. Egemen atıyor. Sol tarafa Roberto Carlos'u koyarım. Neden koyarım? Çünkü Roberto Carlos Türkiye Ligi'ne gelmiş bir değerdir. Onun üstüne de belki bundan sonra bir sol bek gelecek veya gelmeyecek, onu bilemeyiz ama bence gelmeyecektir. Türkiye Ligi'ne gelmiş en büyük isimlerden biridir. O yüzden Roberto Carlos'u sola koyarım. İşaret verildi. David yerden Roberto! Ön libero'da Emre'yi kullanırım. Bence Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük Türk oyuncusu Emre'dir. Belki Tugay abiyi de buna sayabiliriz. Benim gözümde o mevkide en büyük futbolcular ikisi. Ama ben Tugay abiyle oynamadım. Emre'yle oynadığım için Emre'yi koyuyorum. Alex diye koştu içeri, dönen top. Niang, Emre kaleyi gördü. Bir plasa top köşeden müthiş bir gol! Muhteşem bir vuruş izledik, muhteşem! Top köşeye gönderiyor topu. Maçta 21. dakika. Çok klas bir vuruş. Onların yanına şimdi yine yani çok isim var aslında da hani Fener'den gitmek istiyorum ben yine. Apia olabilir. Marco olabilir. İkisinin arasında tercih yapmam gerekirse yapamam ama şu an hani Apia aklıma ilk başta gelen o. Güncay, Apia döndü, kaleye baktı. We'll be right back.
Emrah Piyah, Alex üçlüsü orta saha mı olur? Alex De Souza, Alex ve gol! Müthiş bir coşku Kadıköy ayakta. Alex De Souza samba yapıyor. Sağ tarafa ben Ümit Milli Takım'dan da rakip olduğum için, Beşiktaş'ta yaptıklarını da bildiğim için, çok da futbolunu beğendiğim için, görsel futbolu çok etkili olduğu için Quaresma'yı koyarım. Quaresma! Diğer tarafa Ribery'i koyarım. Yani Quaresma, Ribery bunlar değişebilir de. Yani biri sağa geçer, biri sola geçer çünkü çok ekstra oyuncular oldukları için. Ön tarafa da hem futbolunu hem kişiliğini rakipken saygınlığını da hissettiğim için Drogba'yı koyarım. Muhammed Drog basın aktardı. Didier Drogba karşı karşıya. Drogba vurdu. 2 oldu. Didier Drogba iki büyük hata Beşiktaş'ta. 2 gole mal oluyor. Drogba. Benim 11'im böyle bir 11 olur. Bilmiyorum iyi bir 11 oldum ama şu an aklıma gelip çabuk çabuk saydım. Unuttuğum arkadaşlarım, unuttuğum futbolcular, belki bunlardan daha iyi olduğunu hissedenler de vardır ama bu benim şu anki kadrom. Bilmiyorum bundan daha iyi bir kadro çıkaran oldu mu zamana kadar ama bence çok müthiş bir kadro oldu.